Dünyaca tanınmış astrolog ve duru görü uzmanı Mikeala Astro, kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinesi.com'da yayınlanan köşe yazısında Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşecek çifte Oğlak Dolunay'ının etkilerini kaleme aldı. Güzel astrolog, gökyüzü haritasındaki virajlı yollara dikkat çeken yazısında savrulmamak için temkinli olma çağrısı yaptı. 22 Haziran günü Oğlak Burcu'nda gerçekleşen Dolunay'dan yaklaşık bir ay sonra, 21 Temmuz'da ikinci bir Oğlak Dolunay'ı bizi bekliyor. Ege kıyılarına inerken, Toroslardaki dağ yollarında, birbiri ardına sert virajlar olur. Sollama yapmak, hızlı ve acele gitmek böyle yollarda tehlikelidir. Gökyüzü haritasında, aynı burçta, kısa aralıklarla üst üste iki dolunay görünce ister istemez aklıma virajlı dağ yolları geldi. Temkinli olmamız gereken, savrulmamak için dikkatli davranmak zorunda olduğumuz bir döneme giriyoruz. Dolunay, yeniliklerden çok bitişlerin habercisidir. Önceden başlamış süreçlerde ve üzerinde uzun süredir çalışılan işlerde neticelerin belli olacağı bir döneme girdik. Özellikle iş hayatında kariyer çizgimizde önemli değişiklikler görebiliriz. Bu değişimler Bazılarımız için olumlu sonuçlar doğurabileceği gibi tatsız gelişmelerle yüzleşenler olabilir. Açık konuşmak gerekirse, bu değişimleri yönetmek elimizde olmayabilir. İş yerinde patronların aldığı bir karar, mahkeme sonuçları, atama veya tayin gibi durumlar söz konusu olabilir. İş hayatıyla ilgili sonların özel hayatımıza yansıması bir olasılık. Ancak kariyer boyutu kadar keskin görünmüyor. Belki boşanma aşamasına gelmiş ilişkilerin bitişi gibi, inceldiği yerden kopan durumlara yol açabilir. Biraz önce, çifte dolunayı virajlı yollara benzetmiştik. Bunlardan ilki, yani Haziran dolunayı nispeten daha yumuşak gibi görünüyor. Asıl sert ve tehlikeli olan Temmuz'daki ikinci viraj olacak. Dolayısıyla bu süreçte yaz rahatlığını bir kenara bırakıp sıkı tutunmakta yarar bulunuyor. Sağlık konusunda birkaç cümle etmekte yarar görüyorum. Deri hastalıkları, böcek sokmaları, güneş veya sıcak su yanmalarına karşı daha dikkatli olmalıyız. Diş ve eklem ağrıları, göz hastalıkları, saçlarımızda oluşabilecek mantar gibi tatsızlıklar bizi bekliyor olabilir. Burçlara göre ayrıntılı analizler yapabiliriz. Ancak Yükselen burçları bilmeden yapılacak burç analizleri eksik kalacağı için ayrıntılara girmeyi doğru bulmuyorum. Oğlak burcunun netlik ve keskinlik özelliği nedeniyle olayları değiştirme şansımızın zayıf olduğunu aklımızdan çıkartmayalım. Bu nedenle öfkelenmek ve sert tepkiler göstermek yerine sakin kalmayı başarmak en doğrusudur. Mikala Astro'ya ulaşmak isteyen izleyicilerimizin izlemekte olduğunuz kısa filmin açıklamalar bölümündeki linkleri tıklaması yeterli olacak. Bir sonraki kısa filmde yeniden buluşmak üzere bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz.